Günaydın, günaydın. Şirin! Kalk hadi, sabah oldu, kalk! Görüşürüz. Yasemin, sen bugün mü götürecektin Murat'ı doktora? Evet evet, bugün götürüyorum. Bakalım ne diyecek? Ay Şirin, Murat o kadar heyecanlı ki. Abla ben de duyacağım değil mi deyip duruyor ya. Kızım en iyi doktora götürüyorsun, duyacak tabii. Getirsene bardağını. Durun, dur, ben de kızım. Dur, geç kaldım ben, sen ye. Kızım o kadar kahvaltı hazırladık. Murat'ı alacağım yurttan. Nevin abla bekliyor. Doktordan randevu aldım ben. Geç kaldım. Güzel bir şeyler söylüyorsun. Kapıyı kilitlemeyi unutma dışarı çıkarken, tamam mı? Tamam. Murat! Murat! Ablacığım, ne yapıyorsun? İyi misin? Aa! Ne oldu eline? Abicim söylesene, ne oldu eline? Koşarken düştün. Çocuklar mı düşürdü? Kendin düştün. Yerim ben senin o yumuk ellerini. Sen niye top oynamıyorsun? Ne demek sevmiyorum? Doğruyu söyle. Çocuklar mı oynatmıyor? Sen istemedin. Peki, öyle olsun. Hadi gel. Bir kere de bir derdini söyle be abla. Cihazla falan duyar belki ha? Ne cihazlar çıktı şimdi kızım be? Ay inşallah Nevin abla. Doktor ameliyat falan demese ha? Eğer sonucunda duyacaksa desin. Ama çok küçük el kadar baksana. Yani böyle narkoz markoz. İyi, paşa bu paşa paşa. Çok uslu ablası. Hiç üzmüyor bizi biliyor musun? Hiç üzer mi o? Canım o benim. Tamam ablacığım gidiyoruz. Çok sağ ol Nevin abla idare ettiğin için. Güle güle yavrum ne demek. Hadi, hadi güle görüşürüz. Güle. Hadi güle güle hadi. Hadi gel. Aşkım güzel yürüsene. Aa. Ayakkabının burnu açılmış. Niye söylemiyorsun? Ne demek olsun yürüyelim? Olur mu öyle şey? Ama bunlarla gidemeyiz ki. Thank you.
Ablacığım. Rahat mı? Sevdin mi ayakkabılarını? Ne teşekkürü ablacığım. Alacağım tabii ki. Kardeşinizle soyadınız aynı değil. Babalarımız farklı. Annemiz aynı bizim. Anne babası yok mu? Kaybettik. Başınız sağ olsun. Başka akrabanız yok mu? Yok. İkimiziz. O yüzden mi çocuk size gemide kalıyor? Ben aslında velayet davasını açtım. Ama daha davamız sonuçlanmadı. Bakalım inşallah sonuçlanınca alacağım yanıma. İnşallah. Daha önce tedavi başlandı mı? İşitme cihazını denedik. Ama pek bir sonuç alamadık. Anladım. Dudak okuyabiliyor mu? Yavaş konuşursanız okuyabiliyor. Gel bakalım Murat. Sen de bir işitme testi yapalım ha? Olur mu? Hadi. Yükleme için 12 saatimiz var. 12 saatte bu işi bitiremezsek çıkış yapamayız. Çıkış yapamazsak da bizim takım için iyi olmaz. Asıl alalım bitirelim. Anlaştık mı? Anlaştık Cem Bey. Merak etmeyin. Hallederim. Hadi göreyim sizi. Kolay gelsin. Bu arada PR'cılar lansman hazırlıkları için bilgi geçeceklerdi. Bana bir şey gelmedi. Merak etmeyin Cem Bey. Ben hemen Sabri Hanım'ı arıyorum. Alo. Merhaba. Alo. Sabri Hanım. Marin Marin'den Aysun ben. Merhaba Aysun Hanım. Ben de size mail atıyordum şimdi. Aferin delikanlı. Çok iyiydin içeride. Duymadın mı? Üzülme aşkım. Doktor amcayı dinleyelim. Bakalım ne diyecek. Tamam mı? Evet. Buyurun içeride konuşalım. Ne iş yapıyorsunuz Yasemin Hanım? Bir organizasyon şirketinde çalışıyorum. Ameliyat masraflarını karşılayabilecek misiniz? Thank you.
olayın o kadar pahalı olabileceğini düşünmedim. Ben nereden bulacağım o kadar parayı? Anlıyorum ama kulağın içine operasyonda küçük bir cihaz yerleştireceğiz. Sadece cihaz 8.000 dolar. Ve kurum bunu şu an karşılamıyor. Ama beklerseniz bir süre sonra karşılayabilir. Ne kadar beklersek? Yani belli olmuyor. Bu iş biraz zaman alabilir. 3 ya da 4 yıl. Belki biraz daha uzun sürebilir. Biz o kadar bekleyemeyiz ki. Murat çok umutlandı duyacak diye. Yani üzgünüm ama keşke bir şey yapabilsem. Ama moralinizi bozmayın. Belki karşınıza bir fırsat çıkar. Ya da zamanla cihaz ucuzlar. Murat. Ablacığım. Ağladın mı sen? Ablacığım. Ameliyatını biraz erteleyeceğiz. Mutlaka olacaksın. Ama şimdi değil. Doktor amca, Murat'ın yaşı daha çok küçük. Biraz büyüsün. O zaman ameliyatını yapacağım dedi. Neyi almasaydık? Ne alakası var ablacığım ayakkabılarınla? Parayla alakası yok ki. Murat. Ablacığım. Üzülmek yok. Tamam mı? Üzülmedin. Öyle mi? Lira Şirin. 45.000. Yuh yuh. O neymiş ya? Organ nakli mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Alet pahalıymış. İthal 8.000 dolar. Devlet de karşılamıyor. Başka bir yolu yok muymuş? Ne gibi? Ne bileyim işte işitme cihazıdır bir şeydir. E denedik onları da denedik biliyorsun hiçbiri olmadı ki. Murat yıkılmıştır şimdi. Yıkıldı. Yıkıldı bir de bana belli etmemeye çalışıyor. Kuzum benim ya. Kim o Yasemin mi? Ama benim yüzümden. Benim suçum. Sen niye kendini suçluyorsun? Seninle ne alakası var şimdi? Boş yere umutlandırdım çocuğu Şirin. Nasıl sevindi görmen lazım. Ben ne bileyim ben böyle 5-10 bin liraya falan hallederiz sanmıştım. Ama önce bir git maliyetini araştır değil mi? Tamam kahretme hemen kendini. Bir yolunu bulacağız tamam mı? Şey yaparız bankadan kredi çekersin. Hangi banka bana 45.000 lira kredi verecek Allah aşkına? Lan. Neyse sonra konuşuruz. Ben bu akşam çalışıyorum geç geleceğim haberin olsun. Tamam. Tamam canım. Hayrola? Yasemin'in paraya mı ihtiyacı var? Ya evet Serpil Hanım. Murat'ın ameliyatı için. Siyah seni açar. Akşama bunu gel. Al. Ay çok güzel bir elbise bu. Tabii benim bunun altına giyecek ayakkabım yok. Hallederiz hayatım. Serpil zengin de çare tükenmez. Gel benimle. Gel. Gel gel gel. Kızlar bekliyorum sizi de. Yarım saate. Şimdi Meto sizi buradan alacak. Rezidansa götürecek. Private Park. Kimle gideceğiz? Sen, İrem bir de yeni bir kız. Bütün gece oradasınız. Ne oldu? Yüzün düştü. Yok ondan değil de... Şimdi Yasemin merak edecek nerede kaldın diye soracak. Allah Allah. Sen Yasemin'e hesap mı veriyorsun? Kim ki o? Yok hesap değil Serpil Hanım. E ne? Sabah yeni aldığım çantayı bulmuş dolapta. Nereden çıktı bu dedi. Sen ne dedin? Benimkinin sapı kopmuştu. Serpil Hanım kendininkini verdi dedi. Neden öyle dedin ki?
çakma deseydin ya. Ha, benim hiç aklıma gelmedi. O öyle birden sorunca. Yasemin'in senin ne iş yaptığını bilmiyor yani. Yok. Ne zaman söyleyeceksin? Söylemeyeceğim. Niye? Üç tür işe çıkıyorsun Şirin. Bugün dört olacak. Yok Serpil Hanım, hayatta söyleyemem. Mümkün değil. Nereye kadar saklayacaksın? Eninde sonunda anlayacak. Anlamaz. Ben idare ederim bir şekilde. İdare etmekle olmaz bu iş. Bence sen ufak ufak bu Yasemin'den kop. Nasıl yani kopayım? Tut bir daire, ayrı eve çık. Yasemin'le oturmaya mecbur musun? Çıkacağım zaten de kendi evimi bekliyorum. Şimdi hem evin kirası hem de sizden borç almıştım. İkisini bir arada ödeyemem. Ne zaman teslim ediyorlar? Oo, daha çok var. Ama merak etmeyin, ben o zamana kadar idare ederim Yasemin'i. İnşallah. Çok dikkatli ol ama bence. Hı hı. Ne kadar lazımmış? Ne? Para. Ha, 45 bin lira. Oo, bayağı çokmuş. Alet ithal. Çok pahalıymış. Maaşlı işle çalışmakla bulunmaz o para. Kolay değil. Ama niyet etse kısa zamanda toparlar. Sen bir ağzını arasana. Bakalım ne diyecek. Ama öyle dan diye söyleme, usturuplu söyle. Yok Serpil Hanım, Yasemin asla kabul etmez böyle bir şeyi. Nereden biliyorsun? Ben Yasemin çok iyi bilirim yani. O çok şeydir böyle. Onurlu bir kızdır yani. Paranın yüzü tatlıdır Şirin'cim. Orası hiç belli olmaz. Yok Serpil Hanım, gerçekten. Ay yani benim böyle bir şey yaptığımı bilse var ya, bir daha suratıma bakmaz benim. İyi. Kendi bilir o zaman. Yapmasın. Kardeşi de öyle kalsın. Temizlik işlemlerini hemen bitirelim, süslemelere geçelim, tamam mı? Davet listesini sen mi kurdun? Evet, evet ettim. Her şey tamam, hiçbir evet. Sıkıntı yok, tamam. Yasemin. Bu saçakları biraz aşağı içeriye alalım mı? Böyle çok yamuk duruyor. Peki Yasemin. Tamam. Teknik ekipten birini alabilir miyiz Barkovizyon görüntüsü için? Tabii, hemen gönderiyorum. Teşekkürler. Arkadaşlar biraz acele edelim lütfen. Biraz acele. Buyurun Serpil Hanım. Alo Yasemin, her şey yolunda mı? Evet evet, her şey yolunda, hallediyoruz. Hostesler geldi mi? Geldiler, şu anda hazırlıkları yapıyorlar. Şunları koyalım. Peki Yasemin. Hemen. Siz gelecek misiniz Serpil Hanım? Ay yok, beni bu trafikte sokma oralara. Ama sen akşama kadar kal. Bir aksilik olur, bir şey olur. Tamam mı? Tamam, tamam. Ben hallederim, siz merak etmeyin. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler. Hı. Olmuş mu? Olmuş, olmuş. Fena değil ama şu senin saçının rengini mi değiştirsek? Neden ki, kötü mü? Kötü değil de ne bileyim. Hadi çıkmıyor muyuz? Meto gelip alacak sizi. Aslı nerede? O evinden gidecekmiş. Nerede kaldı bu Meto? Geldim abla, geldim. Hah, neredesin? Kızlar, hadi dikkatli olun. Kolay gelsin. Meto, oğlum şekil yapmışsın gömlek memlek. Bomba gibiyim kızım, ne sandın? İşte bana bak, biraz vakit var. Bir kebap bir şey yiyelim, vallahi öleceğim hadi. Olur. Pis pis kokalım sonra. Konuşma kız. Ay yok Meto, kebap mebap yok. Açsanız salata malata, hadi. Nereden doyuyor? Ben salata yemem, kebap yiyeceğim. Meto, neyin private partisiymiş bu, biliyor musun? Bilmiyorum çiçeğim. Sen de bilme, tamam. İşini yap hadi. Cem, hala mı çalışıyorsun sen ya? Çıkacağım birazdan, sen git. Oktay Bey çıktı mı? Bilmiyorum. Bak bizden önce giderse fırçasını yeriz, söyleyeyim ha. Tamam. Çalış çalış. Sen bitireceksin şirketin işini. Thank you.
Oo, hoş geldiniz. Bay Fişa, Bayan Fişa, hoş geldiniz. Arkadaşlarım size yol gösterecek. İyi eğlenceler dilerim. Teşekkürler. Teşekkürler. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bir masajı hak ettik o zaman. Rahatlamak bu hakkımız. Bu iş bittiğinde inanın gece ben uyuyacağım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alman misafirlerimiz geldi mi? Evet evet geldiler. Bir tek Bay Mayer'le işini bekliyoruz. Tamam tamam. Güzel bir organizasyon olacak. İyi evet, ki geldik. Evet. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba, Mehmet dedi. Hoş geldiniz. Ben Hoya Ajans'tan Yasemin. Mehmet Bey, CEO yardımcımız. Buyurun. Buyuralım bakalım. Memnun oldum Yasemin. Yasemin. Güzel isim. Yasemin, severim. Güzeldir. Kolay gelsin Yasemin. Yasemin. Daha çalışacaksınız galiba Cem Bey. Sen daha çıkmadın mı Pelin? Yok. Size kahve getirdim. Teşekkür ederim de kahve getirmek senin işin değil. İşim olduğu için getirmedim zaten. Var mı benim yardım edebileceğim bir şey? Raporlamaları ben yapabilirim isterseniz. Sen bana sılıyor musun Pelin? Yo. Ben yardım edebilir miyim diye. Kaç yıldır burada çalışıyorsun? 2 yıl oldu mu? Geleceğinle oynamak istemiyorum. O yüzden bu yaptığın olmamış farz edeceğim. Ben ne yaptım ki Cem Bey? Kahve getirdim sadece. Bir daha yapma. Kimseye yapma. Sana bir faydası olmaz. Çık şimdi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her şey güzel değil mi? Harika. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Sevindim. Bir şey olduğunda bana söyleyebilirsiniz. Tabii tabii. Erol, niye elinle girişiyorsun oğlum? Hadi al şunu bak, çatalın burada. Niye çatalla yemiyorsun? Hadi bakalım güzel güzel ye. Hadi. Ya ver elmamı. Nevin teyze, Ercan benim elmamı aldı. Aa, Ercan. Ver bakalım Hanife'nin elmasını. Oğlum içerisi elma dolu. Hayır bir şey değil, esirgiyoruz zannedecekler yani. Ver arkadaşının elmasını. Ver. Halil, Murat nerede? Aynı Murat Nevin teyze, sağır Murat mı? Ne kadar ayıp. İnsan arkadaşına sağır der mi? Hiç yakıştıramadım size.
dönemde kalıyorsun? Şey, iş uzayacak gibi. İrem'in de evi yakın. Yani sabah oradan işe giderim diye düşündüm. Sen lansmanda mısın? Evet evet, lansmandayım. Şirin, o kadar yoruldum ki. Ayaklarım şimdiden mahvoldu ya. İşin bittiyse kaç git hemen. Deli misin, saçmalama, bir terslik olur, bir şey olur. Ben kapatıyorum şimdi, tamam mı? Sonra konuşuruz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Sizin sayenizde çok daha büyüyeceğiz. Adalet Hanım. Ah Delil'cim, hoş geldin. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Merhaba. Ben organizasyon sorumlusu Yasemin. İyi akşamlar. Size eşlik edeyim lütfen. Tamam. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Buyurun efendim. Merhaba. Hello. Merhaba. Hello. Merhaba. Merhaba. Vejetaryen menü var mı? Vejetaryen açık büfemiz var. Ama istediğiniz özel bir şey varsa hemen yaptırabilirim. Peynir tabağı lütfen. Hemen. Teşekkür ederim. Rica ederim. Oktay Bey, isterseniz Mr. Mayer'in yanına gidelim. Hay hay. Bir dışa. Ne haber? İyi, senden ne haber? Şu hatun. Nasıl? Sabahtan beri bana bakıyor da. Kaç tane içtin Mehmet? Sen Oktay Beylerle beraber geldin. Ne konuştunuz? Yok, beraber gelmedik. Otoparkta karşılaştık. Ben şu Almanlara bakayım. Muratcığım, hadi gidip yemek yiyelim. Hı? Yemek yiyelim ama bu kadar aç durulmaz bak. Yemek yemedin. Hadi gidelim yemek yiyelim ha? Yemekhaneye gidelim hadi. Hadi ama. Gel kusum. Ne oldu, gel gidelim hadi gel. Ah. Aa. Muratcığım, ne oldu söyle bakayım bana. Hadi söyle. Murat. Ben şöyle güzel peynir tabağı istiyorum. Türk-Fransız karışık. Evet efendim, hemen hazırlatıyorum. Okan şefim. Bir tane peynir tabağı. Nevin abla. Bir şey mi oldu? Kuzum, Murat çok ağlıyor. Ne yaptıysam yaptım, hiç susturamadım. Bir lokma da ekmek yemedi. Hadi gel. Sen gel. Seni görünce susuyor biliyorsun. Tamam. Sen yanından ayrılma, ben hemen geliyorum, tamam mı? Çok iyi oldu. Pardon. Her şey tamam değil mi? Bir sıkıntı yok. Yok, yok Yasemin Hanım. Benim şimdi dışarı çıkmam lazım. Telefonum açık, bir şey olursa ararsınız tamam, beni. Tamam, merak etme. Hemen geleceğim zaten. Pardon. Yasemin'di değil mi? Benim içkim bitti de şunu tazelesene. Buyurun. Merhaba.